أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين. İnşallah 12. sözden kaldığımız yerden devam edelim diye düşünüyorum. Ama nerede kaldık? Herhalde tefsir-i şerif yazan Müslüman alimin kainatı açıklayan kainatın ifade ettiği manaları açıklayan kitaba Tefsir-i Şerif ismini verdi. Bu da önemli bir yaklaşım idi. Demek ki bu sayılır senin anlayışına göre tefsir yazmak yalnız Kur'an'a açıklama, Kur'an'ın ayetlerine şu veya bu prensiplere bağlı kalarak ya da takip ederek yazmak, ayetlerine açıklama yazmak değil, tefsir yazmak kainat ile kainattaki mevcudatın ifade ettiği manaları açıklayan, delalet ettiği manaları açıklayan kitaplara da Said Nursi tefsir diyor. Hatta tefsir-i şerif demekle onun ulvi, şerefli, hürmete layık, değerli bir çalışma olarak değerlendiriyor. İnsan çalışması olarak değerlendiriyor. Bu çok ilginç benim için, böyle günlerce, haftalarca düşünülmesi ve dünyayı tekrar, dünya ile olan ilişkimizde hayatımızı tekrar gözden geçirilmesi gereken bir hakikat olarak gözüküyor. Hiç de böyle bir açıklama duymamıştım diyebilirim. Onun için heyecanımı, hayretimi sizinle paylaşıyorum. Bir de filozof yazmıştı, eşya arasındaki harflerin, eşyanın harflerinin arasındaki münasebetlerden ve harflerin bizzat kendilerinin nakışlarından bahseden eser yazmıştı. Ama o kainatın bir mana ifade eden yazı, mektup, mana ifade eden bir eser olduğunu anlamadan kainatın harfleri, yani yaratıkların, eşyanın her birinin kendisinde bulunan özellikleri söylüyor ve o eşya arasındaki münasebetleri derinlemesine çalışıyor. Fakat onu bir kitap olarak görmüyor. Bir mana ifade eden kitaptır diye ele almıyor. Bir de onun yazdığı eser var. O eser şimdiki modern dünyanın seküler ilimleri veya pozitif ilimleri dediğimiz kitapların yaptığı işler veya faaliyetler, yazdıkları na tekabül ettiğini anlıyoruz. Bir de kainatın ifade ettiği manalara dikkat çekerek yazılan eser olması gerekir. Ona da tefsir-i şerif diyor. Böyle bir tefsir-i şerif yani nadir. Ben ciddi bir şekilde böyle bir tefsir-i şerif yazılmadığını düşünüyorum.
nadir lokal indie çalışmalar yapılıyor. Ama Said Nursi'nin dediği manada, yani kainata bakarsın çok güzel falan, bunun bir yaratıcısı var diye bir sonuca ulaşmak, ki Batı dünyasında creationist denilen akımın ana tavrı bu. Bu kasıtlı yapılmış. Demek ki bunun bir yaratıcısı var. Eşya kendi kendine kainattaki düzeni, dizaynı kastedemez. Sonucuna ulaşan çalışmalar buradaki anlam maksada tam muvafık düşen çalışmalar değil. Genel olarak o alana düş, aynı kategoriye düşebilir ama buradaki anlatılan manaya muvafık değil. Neden muvafık değil dersen, şöyle bir cümle okuyayım, ona göre neden muvafık olmadığı anlaşılsın. Bu Müslüman alemin yazdığı kainatı yorumlayan eserinde nukuşun perdesi altında saklı olan hakaiki kutsiyesinden ve envar-ı esrarından bahseder. Yani nukuşun perdesine bakacak ve fakat onun altında, o perdenin altında saklı olan, ki gayba baktığı için saklı olan, altında olan, o perdenin altında işaretleri nereye işaret ediyor? Hakaiki kutsiyesinden. Demek ki mahlukat, kainat bizzat kendisi kutsi değil. Yani mahlukat bizzat kendileri kutsi değiller ve fakat o bizzat kendilerinin altında olan kutsi hakikatler var. Yani yaratıcılarının özelliklerini yansıtması var ki buna da Esma-i Hüsna'nın tecellileri diyoruz. Ve envar-ı esrarından, sırlarının nurlarından. Yani bunlar, bu isimler niye delalet eder, bu özellikler neyi gösterir, bunları anlatan bir eser. Tefsir-i Şerif olarak nitelendiriliyor burada. Bu çok ilginçtir. Yani bu tür çalışmalar beklense alemi İslam'dan çıkar. Yani Kur'an'ın talebelerinden çıkar ve Kur'an'ın talebeleri arasından çıkması gerekir. Çünkü ancak Kur'an mevcut, elimizde mevcut olan kitaplardan ancak Kur'an bu konuda detaylı referans verir ya da bahseder ya da üzerinde tekrar tekrar durmak suretiyle bu konunun ciddiyetine parmak basar. Çok Kur'an-ı Kerim'in neredeyse şimdi hatırlamıyorum, bir zatın bir çalışması vardı da %30 ayeti doğrudan doğruya Allah'ı tasvir ediyor diyordu. Bu da önemli bir konu. Allah'ı anlatıyor, Allah'ı tanıtıyor daha doğrusu. Rab kendini bize tanıtıyor. Kainat da bu tanıtımın canlı, gözler önündeki sergilenen belgeleridir. Şimdi kainatı tanıtan, çalışan bir kimse yaratıcısını, kainatın yapıcısını anlamak üzere çalışmazsa bu buradaki ecnebi dediği, yabancı dediği, yani vahiyden uzak yabancı, o bu anlamda vahyi dinlemeyen, vahye kulak vermeyen, hiç iltifat etmeyen, bir de bunlar ne diyor diye bakmayan insanların yaptığı çalışma oraya tamamen kapısını kapatıyor. Vahiyden gelen mesaja tamamen kapısını kapatıyor, onu yok farz ediyor. Bugünkü pozitif bilimler bunun en güzel örneğidir. Hepsi vahye tamamen kapısını kapatarak kainatı çalışıyorlar. Fakat alternatif
vahyin getirdiği perspektife dikkat ederek kainatı çalışıp gerçekten vahyin getirdiği perspektif, önerdiği perspektif doğru mu değil mi araştırmasını yapan hür fikirli insanların çalışmaları olacak. O da ancak işte Kur'an'ın halis talebelerinin kainatı çalışmalarıyla mümkündür. Maalesef kainatı Kur'an'ın halis talebeleri de olsalar İslamiyet'ten, Kur'an'dan beklenir bu. Kur'an'ın talebelerinden, Kur'an'ın takipçilerinden beklenir bu. Onlar da kainatı aynen pozitif bilimcilerin yapmış olduğu şekilde kainatı çalışıyorlar. Bu da çok 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 üzücü bir vaka. Bütün enerjilerimiz, emeklerimiz pozitif bilime katkıda bulunmakla geçiyor. Çünkü pozitif bilime katkıda bulunmayacak bir kainat çalışılması yapıldığı zaman dünyevi menfaatlerimiz rencide görüyor. İşten atılıyoruz, pozisyon verilmiyor, title verilmiyor. Bu endişelerle ama böyle böyle yazarsam bana şunu demezler, bunu vermezler, şu makama getirmezler diye diye hepimiz pozitif bilimin bakış açısının kurbanı olduk, gidiyoruz. Bunlar bizim sorumluluklarımız. Maalesef bu konuda maaş vermezsem verme kardeşim, ben asgari geçimimi sağlayacak bir işte uğraşırım, fakat yine de kainatı pozitif bilimin yaptığı gibi seküler çalışmam. Anlamsız çünkü, yalan çünkü. Diyecek mert, gayretli, cesur, dünyaya çok fazla ehemmiyet vermeyen, dünyevi menfaatlere ehemmiyet vermeyen, fakat dünyayı ciddi bir şekilde çalışıp onun manalarını izah eden bir tefsir-i şerif yazmaya namzet, cesur, kahraman, gayretli Kur'an talebelerine ihtiyaç var ve bekliyoruz. Evet, bu tefsir-i şerif kelimesi beni çok 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 ilgilendiriyor. Aynı şekilde tekrar tekrar konuyu gündeme getiriyorum. Böyle bir tefsir-i şerif ciddi bir şekilde yazılmadı. Maalesef. Genel olarak Allah var sonucuna, yaratıcı var sonucuna ulaşan çalışmalar buradaki tarife uygun değil. Mamafi buna yakın ama bu tarifteki şekliyle değil. Onun için yazılmadı derken, canım bir kitap okudum ben, Allah'ın varlığını ispat ediyor, anlatıyor, işte kainattan deliller getiriyor denildiği zaman Allah'ın varlığını bilmek ayrıdır. Allah'ı bilmek ayrıdır. Kainat ile Allah'ın varlığını anlamak, izah etmek ya da ispat etmek kolaydır, doğrudur. Ama kainat ile Allah'ın varlığını ispat etmek değil, Allah'ı bilmeye, tanıtmaya yönelik bir çalışma yapılırsa işte o zaman tefsir-i şerif yazılmış olacaktır. Aradaki fark da budur. Bu olarak görüyorum ben. Ama bu konuda yani ne farkı var ki derseniz tekrar üzerinde konuşalım bunun. Çünkü önemli bir ayrım bu. Bir yaratıcının olması lazım geldiği sonucuna ulaşmak ayrıdır. O yaratıcıyı tanıtan bir kainat çalışması yapmak ayrıdır. Mamafi bir yaratıcının var olması lazım geldiği sonucuna ulaşan bir çalışma, yaratıcıyı tanıtan çalışmanın başlangıcı olabilir. İnşallah. Peki devam ediyorum. Sonra artık temsili hikaye 12. sözdeki hikmet kelimesinin, Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 269. ayetindeki hikmet kelimesinin tefsirinin yapıldığı ve adına da 12. söz denildiği bu parçada hikmet kelimesini anlatırken, hikmet nedir? Hikmet işte bu tefsir-i şerifi yazmaktır hikmet. Buradaki şimdiye kadar bahsettiğimiz tefsir-i şerifi yazmaktır hikmet. Yoksa kainatı incelemek kendi adına, kainatı inceledikten sonra bilgi toplamak, eşyanın kendisi hakkında bilgi toplamak, eşyanın
arkasındaki delalet ettiği hakaik-i kutsiye hakkında bilgi toplamak değil. Kendisi hakkında bilgi toplamanın hiç hikmetle ilgisinin olmadığını, Kur'an'ın kastettiği hikmetle hiç alakasının olmadığını, filozof ve hikmet sevgisi denilen bilim dalının ya da tarzın, bilim dalı olmasa bile tarzın hikmet sevgisi olmadığını, hiçbir işe yaramayan, boş olan, neticesi boş olan, neticesi itibariyle boş olan bir alettir ama hep yanlış yerde kullanıldıysa boş, boşuna kullandık demektir o aleti. Kainat hakkında bilgi toplamaya yarayan veya bilgi toplayan bu tavra hikmet dersek, bu hikmet sevgisi boşunadır. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir hikmetten bahsedilmez. Kur'an'ın bahsettiği hikmet şu kainatın delalet ettiği mana vardır veya işaret ettikleri kutsi hakikatlardır. İşte esas hikmet odur. Eğer biz bu hikmeti yakalayabilirsek gerçekten kainatın yaratılış maksadına uygun olarak değerlendirildiğini anlıyoruz veya gerçekleştirmiş oluruz inşallah. Sonra ikisi eserlerini götürüp o hakimi zişana takdim ettiler. Temsili hikayeyi anlatıyorum, hem okuyorum, hem ecnebi filozof hem de Müslüman alim götürdüler o hakimi zişana takdim ettiler. Yani şu kitabı, ki biz onu Kur'an diyor burada, o şekilde yazmış ki her bir harfini ayrı cevherlerle yazmıştı. İşte bu kitap Kur'an dediği bu kitap kainat. Evet, o kainat hakkındaki yazdıkları eseri, o kainatı, o kitabı yazan zata, yazdıran zata götürdüler temsilde. Takdim ettiler. O hakim evvela filozofun eserine baktı. Eserini aldı. Baktı, gördü ki o hot pesent ve tabiat perest adam çok çalışmış. Çok da biraz yani şu andaki dünyanın hakikatını ifade etmesi bakımından hem de o yani kütüphaneler kainatın bizzat kendisini sekülerce çalışan eserlerle dolu. Onun için çok çalışıyorlar. Ona da uygun olan bir ifade. O çok çalışmış ama tabiat perestir. Yani her şeyin doğal olduğuna inanır. Doğa der kainata. Tabiat der. Doğaldır. Her olan der, tabii der. Yani eşya bizzat kendisi böyle oluyor der. Tabiat perest. Peki hodpesent ne demek? Hodpesent mağrur demek. Kendini beğenmiş demek. Neden hodpesent kullandı? Belki bu kişi çok mütevazi bir kişi olabilir. Mesela bir okulda profesörse çok basit elbiseler giyiyor, öğrencileriyle arkadaş gibi davranıyor, onlara hava atmıyor olabilir. Bu davranışı ayrı ama esas hodpesentlik, mağrurluk, kendisinde bulunan özelliklerin kaynağının kendisi olduğunu iddia etmekten kaynaklanır. Bunun sonucu olarak da eşyadaki özelliklerin kaynağının eşyanın bizzat kendileri olduğunu iddia etmeye götürür. Eğer ben gören bir duyan, konuşan, her neyse insani duygular, hislere sahip olan, düşünen bir varlık isem, bu özelliklerim benim kendimden kaynaklanıyorsa, doğal olarak insan böyledir diyorsam, bunun yapılıp bana verilip hediye edildiğini, ikram edildiğini anlamıyorsam, ben hodpesendim, mağrurum. Yoksa burnu yukarıda anlamında değil.
çok dünyada sosyal ilişkilerinde, gerçi nadir ama sosyal ilişkilerinde mağrur gibi davranmıyor olabilir. Hiç beni ilgilendirmez o kısmı. O kişinin karakteriyle ilgili bir haldir. Beni ilgilendiren nokta, kendisinin aklı var, gözü var. Ben görüyorum, ben düşünüyorum der de kendisindeki özellikleri kendine izaf ederse, bunun karşıtı olarak da kuş uçar, kanadı böyledir, kuyruğu böyledir der. Bunların hepsini kendisine izafe eder. Onun içindir ki hotpesent olan insan tabiat perest olmak zorundadır. Yani her şeyi doğal olarak görmek zorundadır. İşte inançsızlığın ya da bir insanın yaratıcıyı görmemesinin nedeni eşyayı doğa olarak, doğal olarak değerlendirmesidir, doğa diye tarif etmesidir. Yani kendi kendine böyleler. Nasıl olmuş beni ilgilendirmez. Ben gördüğüme bakarım arkadaş demek suretiyle. Mesela şu tip yapıya sahip olan hücreler şöyle çalışır, elementler böyle etki gösterir. Kendisi mi gösterir? Evet, neden? Çünkü insan konuşur der ya. Ya bu ne demek? İnsan konuşur, bitti. Ama nasıl konuşur? O beyin böyle kendi kendine bu işi nasıl yapabilir ki? Bunun kendi kendine oluşması mümkün mü? Sormuyor. Ben bilmem de. Oluşmuş işte. Nasıl olmuşsa olmuş, oluşmuş, patlamış, bir şey olmuş. Yani biliyorsunuz, yani çok saçma, zırva, hiç insan aklının almayacağı, onaylamayacağı teoriler büyük rağbet görüyor. Kendi kendine patlamış olmuş diyor. Baban mı patlattı bunu, deden mi patlattı bunu, nereden patlıyor bu? Nereden çıkarttın bunu? Yani tamamen ilgisiz. Gerçeklerde hiçbir şekilde demonstrasyonu yapılamayan zırva yorumlar. Yorumları diyorum. Yorumlar. Yoksa şu ağaçın şöyle özellikleri var. Var da bunu yorumlamak önemli. Doğal olarak mı var? Kendi kendine olarak mı var? Nasıl var? Nasıl olabilir ki? Daha sonra da şunu da sor. Neden olsun ki? Ama önemli öncelikle nasıl oluyor ki de bu eşya olduğu gibi var oluyor. Yani bizim gördüğümüz gibi var oluyor. Bunun nasılına cevap veremeyen insan niçinini sormaya hakkı hiç yok zaten. Ama nasılına cevap verdiğinde bu nasıl doğal olarak kendi kendine oluyor sonucu bir gerçeğin örtbas edilerek inkar edilmesinin sonucudur. Dolayısıyla bir insan kendisi hotpesent ise tabiat perest olmak zorundadır. Bendeki özellikler bana ait, nereden geldi sorma, ben böyleyim işte diyorsa işte tabiat perest o demektir. Hotpesent insan tabiat perest olmak zorundadır. Onun için burada o hakim şöyle cümleyi okuduğumuzda birbirini takip eden anlamlar çıkıyor. O hakim evvela filozofun eserini aldı. Baktı, gördü ki o hotpesent ve tabiat perest adam. Yani o hotpesent, yani hotpesentliğin sonucu zorunlu olarak tabiat perest olan adam çok çalışmış. Çok çalışıyor. Fani dünya için çok çalışıyorlar. Baki alemi de yok. Biz de fani dünya için çok çalışıyoruz. Baki alemimiz var değil. Fani dünyanın bekaya intikadi için çok çalışmamız lazım. Yani tefsir-i şerif yazmamız lazım. Yukarıdaki ifadesiyle. Fakat hiç hakiki hikmetini yazmamış. Evet. Hikmetini yazmamış. Kendisine her bir harfin belli değişik cevherlerle yazılmıştı ya, o cevherlerin değerleriyle ilgili yazmış. Halbuki o cevherler bir manaya ifade etmek, izafe edilmek suretiyle, referans verilmek suretiyle değişik cevherler kullanılmıştı. O manayı hiç düşünmeden
yani hakiki hikmetini hiç düşünmeden eserini yazmış, hiçbir manasını anlamamış. Burası önemli. Belki karıştırmış. Yani kendi kendine oluyor, işte öyle oluşmuş falan demek suretiyle işi örtbas ediyor, hakikati örtbas ediyor. Ona karşı hürmetsizlik, belki edepsizlik etmiş. İşte çok dikkat etmek lazım hotpesent olmamaya. Eğer ben iyi görürüm, iyi düşünürüm, iyi anlarım, iyi hissederim, şöyleyim, böyleyim diye konuşuyor da bunlar bu şekilde konuşursak tabiat perestiz demektir. Tabiat perest olan insan kendisine karşı hürmetsizlik eder, edepsizlik eder. İyi dikkat etmek lazım. Yapılmış olana, kasıtlı olarak organize edilmiş olan varlığına, kasıtlı olarak vücut verilmiş olan özelliklerine kendi kendine oluyor dersen, yap seni yapana karşı edepsizlik yapmış oluyorsun. Oluruz. Mesela bir eserin, herhangi bir binanın yanına geldiğimizde bu binanın taşlarına baksak, biraz da dekoratif olsa, anlamlı olsa, çok güzel bir mimariyi ifade edecek olsa bu bina, işte şu taş şurada böyle gelmiş, bu öbür taşın yanına şöyle bir krom ya da nikelden bir metalle bağlantı yapılmış, buraya şöyle bir bağlantı yapılmış diye yanlış söyledim. Onların nazarından konuşuyordum. Bağlantı var, yapılmış değil, var. Ben olanı görüyorum. O nikelin veya bakırın, her neyse bronzun veya kurşunun özelliklerini çalışıyor. Bunlar niçin, niye işaret etmek üzere ve bilinçli birisi tarafından konulmuş olduğunu, mimarının olduğunu hiç gündeme getirmiyor. Kendi kendine olmuş gibi çalışıyor. Budur hotpesentlik, budur tabiat pereksizlik, budur hürmetsizlik, yalancılık, edepsizlik. Esas edepsizlik budur. Yani çok dikkat etmek lazım. Çok dikkatli olmak lazım. Edepsiz koca fizik profesörü, herhangi atomun herhangi bir yapısı hakkında veya tıp profesörü kalbin bilmem ne yapısı hakkında, sinir sisteminin, beyin hücrelerinin yapıları hakkında kitap yazıyorlar. İstediği kadar mütevazi insanlarla ilişki kursunlar. Biraz zor ama olabilir. İnsanlık karakter itibariyle öyle bir eğilim verilmiş olabilir o kimseye. Ne kadar yazarsa yazsın, ne kadar alim olursa olsun, cahildir, hakikati örtbas ediyor, edepsizdir, terbiyesizdir, insanlığını terbiye etmemiş, hürmetsizdir. Yani bir binanın mimarına hürmetsizlik yapılır da kalbin ya da hücrenin, hadi mimar kelimesi başka maksatlarla da kullanıldığı için güzel değil ama şimdilik kullanalım, mimarına, halikına hürmetsizlik edene edepsiz denmez mi? Yani bugünkü pozitif bilimler edepsizlik örneğiyle doludur. Maalesef. Evet. Çünkü o menba-i hakaik olan Kur'an'ı, menba-i hakaik olan Kur'an dedi, temsilde Kur'an'dı, hakikatte kainat. Kainata referans vermek üzere Kur'an dediğini unutmayacağız. Hakikatlar menbaı olan, neden? Şu kainat hakikat menbaıdır, kaynağıdır. Nedir? Çünkü mevcudatın hakikati, o mevcudata, varlıklara vücut verenin özelliklerini yansıtması itibariyledir. Onu yapanın özelliklerini yansıtması itibariyledir. Eğer onu yapanın özelliklerini yansıtan yönüyle kainat okunmadığı zaman, bu kainatı manasız nukuş zannederek, halbuki kitap gibi manalı, manasız bir çizikler, nakış,
herhangi bir çizik zannederek mana cihetinde kıymetsizlikle tahkir etmiş olduğundan, mana yönüyle bir değeri yok bunun diye tahkir etmiş olduğundan, o hakim-i hakim dahi, o hikmetli hakim yaptığı her işi mutlaka bir maksada binaen hikmetiyle yapan o zat dahi onun eserini başına vurdu, huzurundan çıkarttı. Al şu kitabını git buradan dedi. Huzurundan çıkartmak ne demek? Buradaki temsil. Temsil de hadi benim bulunduğum odadan çık dışarıya demek diye anlayabiliriz. Bu temsil. Ama dikkat edin. Dikkat edelim. Bu huzurdan çıkartmak demek hakikaten kainatın sahibinin huzurundan çıkmak demek. Yani yaratıcısız, yaratıcısız, sahipsiz, korumasız, tesadüfen oluşmuş bir evrende tek başına ölümü bekleyen ve ölüm de onun dünyasında son olduğunu zanneden çürümeye namzet bir kişi huzuru ilahide, kainatın yaratıcısının huzurunda, onun korumasında, onun rahmeti dahilinde yaşaması mümkün olmayan şu dünyada anlamsızlıkla iç içe yaşayan, kendisini, insani duygularını tamamen tahrip etmek suretiyle çürümeye gidiyorum zannıyla yaşayan bir insan haline gelir. Onun için huzurundan çıkardı. Huzurda Türkçe'de iki kelime birden var ya, huzur-ı ilahide olmak, bir de huzur sahibi olmak, saadet sahibi olmak, saadete ulaşmak gibi. Her ikisi de bu anlamda anladım. Ebu Musa Vahhabi Risalesi mi, Nur Risalesi mi diyor. Lütfen Risale-i Nur'un 12. sözünden okuyoruz ama hikmet kelimesinin tefsirini okuyoruz. Sabırla dinlerseniz faydalanacağınıza inanıyoruz. Sabrınız varsa buyurun. Ekranı da lüzumsuz yere meşgul etmeyin lütfen. Şimdi arkadaşımız Doktor Bulut diyor ki felsefe sebep sonuç arasında ilişkisi bulmaya çalışıyor. Sebep sonuç arasındaki münasebetleri bulmaya çalışıyor dedi ya. Fark ettiğim nokta, Müslümanlar da bilimi Müslümanlaştırıyorum diye yine sebep sonuç arasında ilişkiler bulmaya çalışıyorlar. Aynı metodolojiyi izliyorlar. Sadece Allah yarattı demek olayı temize çıkardıklarını düşünüyorlar. Şimdi Ebu Musa müsaade ederse ekranda şu ciddi notu okuyalım. Beraber düşünelim üzerinde. Güzel, Allah razı olsun Doktor Bulut. Allah yarattı demekle olayı açıkladıklarını düşünüyorlar veya tamam işte bak hakikati bulduk zannediyorlar. Bu bir doğrudur. Doğru yaklaşımın birinci adımıdır. Yani kainata bakıp bu maksatlı bir yaratılmıştır. Kendi kendine olamaz. Bunun bir yaratıcısı vardır demek doğrudur. Ama bunun bir yaratıcısı var dedikten sonra hala sebep sonuç arasındaki münasebetin üzerinde durmak suretiyle, sebep sonuç arasındaki münasebeti değerlendirmek suretiyle kainatı çalışmaya devam ederse olduğumuz yerde sayarız. Bu kainatın bir yaratıcısı vardır deriz, orada kalırız. Ehli kitap oluruz ama gerçekten Kur'an'ın eğitimine tabi olmuş olmayız maalesef. Bu da zaten buradaki vurgulanan bir konuydu. Doktor Bulut da bunu açıklamış oldu. Allah razı olsun. Bilimi Müslümanlaştırıyoruz, yani İslamileştiriyoruz diyorlar. Islamization of science dedikleri olay. Evet, sebep sonuç arasındaki ilişkiden, o ilişkinin buradaki ifadesiyle o ilişkinin altında olan hakaiki kutsiyeye eğer mesaj hakaiki kutsiyeye bakmıyor ve görmüyorsa
Bu kimse prensip olarak ben Müslümanım dediği halde hala prensip olarak Müslümanım dediği halde ki hala Müslümandır, bizi ilgilendirmez. Müslüman mı değil mi beni ilgilendirmez, onu bizi neden ilgilendirsin ki, bana ne? Ama bu kimsenin metot olarak yaptığı çalışma pozitivist bir yaklaşımdır. Dolayısıyla seküler bir gayrettir. Genellikle bu gayretler makam sahibi olmak için yapılır. Yani böyle yazmazsam okuldan beni atarlar, doktor yapmazlar, prof yapmazlar endişesiyle. İşte böyle söyleyip geçeceksin, ne diyorlar buna, köprüden geçinceye kadar ay ya dayı diyeceksin diye yaşayıp gidiyoruz. Bu da çok 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 basit bir hatadır. Yani çok çocukça bir davranıştır. İnsan haysiyetiyle beraber yaşar. Yani kainatın sahibine hakaret eden, edepsizlik eden bir bilime çanak tutmak çok yanlıştır. Yani bizim ona çanak tutmamamız lazım. Onlarla aynı dili kullanmamamız lazım. Çünkü öyle olmadığını Kur'an'ın talebesi olarak bilmemiz gerekiyor. Evet. Evet, eğer böyle yaparsak huzurdan çıkarız, huzurdan da çıkıyoruz. Müslümanlar da sebep-sonuç ilişkilerini çalışmak suretiyle, makam mevki veya sebep-sonuç ilişkilerinde boğulmak suretiyle makam mevki kazanıyorlarsa, evet makam mevki oluyorlar ama maalesef hep beraber huzurdan çıkıyoruz. Demek ki o padişah, o hakim-i hakim huzurundan çıkardı demek, zorla onu odasından kovdu demek değildir. Biz böyle bir tavır içerisinde bulunursak huzurdan kendimizi mahrum ederiz, huzurdan çıkarız. İlahı, Rabbimizi, Halikimizi, sahibimizi tanımayan bir anlayışla hayatımızı devam ettiririz. O yoksa bizi huzurundan kovuyor falan değil. Yani kainatın yaratıcısı bizi yaratmış, irademizle serbest bırakmış. Şöyle yaparsan sana verdiğim kabiliyetlerim tatmin ederek, tatmin olarak yaşarsın. Şöyle yaparsan bu kabiliyetlerim seni rahatsız eder durur. Hem huzur bulamazsın, mutlu olmazsın, hem tatmin olmazsın, çok kaybedersin. O özelliklerle seni yarattım, dikkat et diye vahiyle de haber veriyor. Kainat da bunun şahitliğini yapıyor. Olay bu kadar basit. Biz kendi kendimizi huzurdan çıkartırız. Burada huzurundan kovdu diye temsilli anlatmak üzere yazdı ama biz biliyoruz ki şu kainatta veya diyelim bir bahçeye girdik. Birisi doğa olarak, doğanın güzelliği olarak bahçeyi seyrediyor. Birisi kainatın halıkının insani duygularına mesaj kaynağı olarak, seni severek yarattım ben, seni burada eğlendiriyorum ben, sana verdiğim şu 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 duygularını bilerek bunlara güzellik verdim, güzel koku verdim, senin hoşuna gidecek şekilde serinlik verdim, her neyse, ve seni burada, sen benim burada misafirimsin diyen mesajını okuyarak bahçede bulunur. İkisi de bahçede bulunur. Birisi bunlar çok güzel ama ölüp çürüyüp gideceğiz ve bir daha yokuz burada der. Diğeri benim ve bu güzel bahçenin yaratıcısı beni tanıyor, benim ihtiyacımı biliyor ve ben onun garantisi altındayım. O benim üzerimde var etti, bu dünyaya gönderdi, anne karnına gönderdi, şu özellikler verdi, bana ebedi saadeti sevdirtti, gayet güzel. Ben de ebedi saadeti seven birisi olarak işte bunun onun verdiği duygularla şu gelen mesajlardan, yani şu güzel bahçeden ebedi saadetin verileceği garantisini anlıyorum der ve böylece huzurda kalır. Öbürü de kendisi huzurdan çıkar. Kur'an-ı Kerim'de de bu ifadeler çok var. Yani biz sizi cehenneme atacağız, onları biz cehenneme atacağız falan derken sanki Allah insanı alıyor cehenneme atıyor gibi. Hayır, bu özelliklerle yarattık sizi diyor.
siz kendiniz cehenneme atılırsınız. Yani cehennemi kendiniz kendinize getirirsiniz diyor. Kendiniz cehenneme gidersiniz. Kimse sizi sürükleye sürükleye cehenneme götürmez. Sen kendi kendini sürükleye sürükleye cehenneme götürürsün. Neha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Kazandığında senden, kaybettiğinde senden kardeşim. Zarar ettiğinde senden, iyi dikkat et. Ona göre ne istiyorsan, o isteğine göre, o arzuna göre tercihini yap ve kainatla ilişkini ona göre kur. Kainat aracılığıyla da kainatın yaratıcısını ona göre tanı. Esas mesele bu. Sen yapıyorsun. Ne kadar iyilik varsa bizdendir. Yani bu güzel bahçeyi sana yaratmak, senin önünde yaratıp sergilemek suretiyle sana verdiğimiz duygulara olumlu cevaplar veriyoruz. Bunu bak gör. Bütün güzellikler bizde. Bütün kötülükler sizde. Sen insandan diyor. Neden? Çünkü bak işte bu güzel kainatı gördüğün halde, bu güzel bahçeyi gördüğün halde bunlar manasız doğal ürünlerdir diyorsun. Sen kendin uyduruyorsun. Burada doğal ürün olduğunu gösteren hiçbir element yok. Hiç de kendi kendine oluşacak gibi gözükmesine imkan verecek bir faaliyet yok bu güzel kainatta. Sen kendi kendine uydurdun bunu. Onun için sorumlusu sensin arkadaş. Gözünü kapadın, etraf karanlık dedin. Evet, karanlıkta kaldın ama sorumlusu sensin. Ama gözünü açan, aa ben ışıkta, aydınlıktayım, ben aydınlığın sahibiyim diyemez. Zaten dışarısı aydınlık olarak yaratılmış. Allah ne kadar güzel ayette, Kur'an-ı Kerim'de izahını yapıyor. Kardeşim ne kadar güzellikler varsa benden, kötülükler de senden, dikkat et. Kötü yorumlarınla hayatını zehir etme diyor. Ne kadar güzel, tatlı bir tavsiye. O kadar da asli, insanın aslına, özüne, duygularına hitap eden bir tavsiye. Bunu dinlersen dinlersin, dinlemezsen dinlemesin. Herkes serbest. Yani bir yer, bir ağaçta meyve oldu, meyveye durduğu zaman ağaç, onun üzerine kafir de gitse, Müslüman da gitse, münafık da gitse, zındık da gitse, hasit de gitse, kim giderse gitsin, toplayıp meyvesini yiyor. Ama o yenilen meyveden, meyvenin perdesi arkasındaki hakikati kutsiyeyi görmek isteyen huzurda kalıyor. Görmek istemeyen, kendini beğenmiş, mağrur, hotpesent insanlar doğal ürün yiyoruz diyorlar, huzurdan kendilerini çıkartıyorlar. Bu gibi ifadeler, huzurdan çıkarıldı ifadesi gibi ifadeler Kur'an-ı Kerim'de çok var. Bunların hepsini Kur'an'ın ana ilkeleri doğrultusunda okumadığımız zaman Allah onları kovdu diyoruz. Kardeşim, yaratılış sistem böyle. Sen hangi yolu seçersen o yolun sonucuna doğru gidersin. Sana onu söylüyor. Ama bu yolu, bu iki yolu yaratan Allah, seçmek sana ait. Evet, burada da huzurdan çıkarıldı sözü önemlidir. Bunun önemine binaen uzun uzun böyle konuştuk. Sonra öteki hakperest, mudakkik birisi, hotperest idi. Birisi kendini beğenen mağrurdu. Diğeri de hakperest. Hakkı, hakikat neyse onu teslim eden insan. Mudakkik, dikkatli. Üstün körü bakıp ben böyle gördüm, böyleyse hani ben buraya bir eve geldim, birisi diyelim sizi davet etti, kapıyı açtı, siz içeriye girdiniz, o yemekler var, içeceğiniz ne istiyorsanız hepsi hazır, diyorsunuz ki canım ben geldim, burada masanın üzerinde bunları hazır buldum diyorsunuz. Bir öyle var bu hotperest, çünkü o dünyayı hep kendi kendine oluyor diye yorumluyor. Kendisindeki olan duyguları da kendi kendine böyle oluşmuş diye yorumluyordu. Doğal diyordu. Diğeri ise aa diyor, bu sofrayı benim için kim hazırladı? Tam benim sevdiğim yemekleri hazırlamış diyor. Hakperest. Vaka bu. İnsan aklı için hak yola giden yol birdir. Hakkı bulan yol birdir. Ama yanlışın sonsuz alternatifleri var.
her zaman basit örneğimizde. 2 kere 2 4 eder, bu 1'dir. İnsan aklı, akıl için yol 1'dir denir ya, hakkı bulan yol 1'dir. Ama bir insan 2 kere 2 4'ü bulmazsa, 2 kere 2 4.1 der, 2 kere 2 3.9 der, 2 kere 2 5 der, 8 der, 3 der, 2 der, ne bileyim ne der, bunun sonsuzdur. Onun için akıl için yol 1'dir demek, hakikate giden yol tektir. İnsan hakikati baktığında bir binayı gördün, mutlaka bunun yapıcısı var. Bir ağacı gördün, bir hayvanı gördün, mutlaka bunun yapıcısı var. Bu zerreler kendi kendine bunu yapacak diyecek kadar aptal değilsin. Ağacın hücreleri kendi kendine bu ağacı yaptılar diyecek kadar da bir insan aklını peynir ekmekle yemiş olmamalı. Ama yiyenler var, doğal olarak kendi kendine böyle oluyor diyor adam, kendi bilir. Yani dilin kemiği yok, istediğini söyler söyler ama sonuçta da huzurdan kovulur, yani kendisini huzurdan çıkarır, sürünmek zorundadır, hayatını kendisi kazanmak zorundadır, geleceğini kendisi garanti etmek zorundadır, ölüme çaresizce bakmak zorundadır, bitti demek zorundadır, bitecek demek zorundadır. Ölmeden önce ölenlerdir bunlar. Yani yokluğa gidenlerdir. Yani ölmeden önce ölünüz hadis-i şerif var. Mutu kable en temutu. O dünyayı ölmeden, fani olan yönüyle terk edin manasında, o ayrı. Onu peygamber söylüyor. Ahiretin varlığını söyle, varlığı haberini bize getiren söylediği için o bağlamda düşünmek lazım. Ahiret var bağlamında mutu, ölmeden önce ölünüz. Ama onlar ahiret yok bağlamında ölmeden önce ölenler, ölüm korkusundan tiril tiril titreyenler, çünkü ölümü yok görenler demektir. Onun için ayetleri, hadisleri okurken yine usul itibariyle çok dikkatli olmak gerekir. Evet, müdakkik alim, hakikati araştıran hakperest alim, baktı gördü ki gayet güzel ve nafi bir tefsir ve gayet hakimane, mürşidane bir tehliftir. Pardon, yanlış söyledim. Ben de okuduğumun vurgu yanlışı vardı okumamda. Sonra öteki hakperest, müdakkik alemin eserine baktı. O hakimi hakim, hikmetli hakim, ona baktı. Gördü ki gayet güzel ve nafi bir tefsir. Tefsir. Nafi, menfaatli bir tefsir ve gayet hakimane, mürşidane bir teliftir. Hikmetli, insanları doğru yola sevk eden, hakikati bulmalarına vesile olan bir teliftir, bir eserdir. Aferin, barekallah dedi. Temsil okuyoruz. İşte hikmet budur. Ve alim ve hakim bunun sahibine derler. Hikmet sahibi bunun sahibine derler. İşte hikmet budur. Zaten biz hikmetin وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ayeti kerimesinin hikmet içerdiği hikmet kelimesinin ne olduğunu anlamak üzere, anlatmak üzere yazılmış bir tefsiri okuyoruz. Demek ki hikmet budur. Alim ve hakim, hikmet sahibi, bilgin bunun sahibine derler. Öteki adam ise haddinden tecavüz etmiş bir sanatkardır. Yani sanatın kendisini çalışıyor fakat o sanatın saniye hakkında hiç bilgi vermiyor. Saniye yokmuş gibi, doğal olarak sanat kendi kendine oluşmuş gibi çalışıyor. Evet, haddinden tecavüz etmiş, yani yaratılış maksadını, ilmin ana maksadını aşmış, hududu aşmış, istismar eden kişi demektir. Arkadaşım Levent Bilgi yazıyor, okuyalım. Hakperestlik ve müdakkiklik risalelerin pek çok yerinde müminane yaşamanın olmazsa olmazları gibi zikrediliyor. Evet. Allah razı olsun. Doğru. Müminane yaşamanın güzel, çok güzel ifade, tam yerinde oturmuş.
müminane yaşamanın olmazsa olmaz özellikleri gibi zikrediliyor. Çok doğru. Aklına dikkat etmek lazım. Bizim de hakperest olmamız lazım. Gerek kainata karşı, gerekse insanlar arasındaki ilişkilerimizde, gerekse kendi his dünyamızda hakperest olmamız lazım. Kendi iç dünyamızda bize verilen duyguları kendi kendimize bir de çarçur etmememiz lazım. Onlar hakkı var. Hisler verilmiş. Mesela adalet isteyen his, güzellik isteyen his, sevgi isteyen his, o bir yanlışa karşı olmaz kardeşim diyen his. Bunların hepsi hak yolda kullanılmalıdır. Yoksa kendi kendimize çarçur edip iç dünyamızda gıybet vesilesi olarak kullanmamamız lazım. Hakperestlik. Müdakkiklik de gerçekten tetkik eden, araştıran bu neyin nesidir, bu neyin nesidir diye. Toptancı olmayan demek. Hani bir toptancı tevhid vardı ya, bütün bu kainatın olmazsa olmaz bir yaratıcısı vardır kardeşim demek. Bu tetkik edilmeden söylenilmiş bir sözdür. Doğru olmakla birlikte hakikati yoktur. Yani Said Nursi'nin tabiriyle evet doğru diyorsunuz ama tevhid hakikati yok bu iddiada. Yani Allah'ın birliğini, yaratıcının birliğini anlamaya götüren bir yol değildir bu. Yaratıcı var dersiniz. Ama onun tekliğinin, birliğinin, mutlakiyetinin anlaşılmasında yardımcı olacak bir yol değildir bu. Evet doğru, tetkik şart. Hakperest olmak şart. Tetkik etmek şart, ezbercilik, taklitçilik, toptancılık olmaması gerekir. Özellikle kainatla olan ilişkilerimizde, pratikte de insanlarla olan ilişkilerimizde, daha da özelde kendi öz dünyamızda kendimizdeki mevcut, kendimize verilmiş duyguların kullanımında müdakkik olmamız lazım. Bir şey, bir hadiseyle karşılaştık. Kendi iç dünyamızda bu hadiseden çok etkilendik. Yani olumlu ya da olumsuz. Yani çok sevdik bunu veya çok karşı çıktık. Yanlış yapılıyor dedik. Her iki halde de bu duyguyu istismar etmeden bu bana yaratıcımın verdiği bir emanettir. Emaneti emniyetle korumam gerekir. Emniyeti almam gerekir, korumam gerekir, gereğini yapmam gerekir deyip ben bunu severim, ben bundan hoşlanmam diye kendi kendimize iç dünyamızda konuşup durmak yerine hakikati hikmetle kullanmamız gerekir. Burada da müdakkik olmak, kendi iç dünyamızda müdakkik olmak da dikkatimi çeken bir nokta olduğu için getirdim. Dedikodu yapmak için değil. İç dünyamızda dedikodu yapmak için değil. Onu o vurguyu yapıyorum. İç dünyamızda dedikodu yapmak için değil. Peki. Sonra onun eserine, yani o Müslüman alemin eserine bir mükafat olarak her bir harfine mukabil, her bir harfine karşılık tükenmez hazinesinden 10 altın verilsin irade etti. Demek ki kainattaki en yaratılmışlar, yaratık alemlerdeki en ufak bir olayda, en ufak bir hadisede o yaratıcı, o hadisenin yaratıcısının özelliklerine yapılan referansı dikkate alacak olursak, yani o hadisenin manasını anlayacak olursak, o hadisenin işaret ettiği hakikati gündemimize getirecek olursak, işte böyle ebedi hayat kazanılır. Esas nokta budur. Yoksa oturup da ben 10 rekat, 20 rekat namaz kıldım de rekat sayısına karşılık cennette mükafat beklersek boş yere hesap yapmış oluruz. Namaz kılmayacağız anlamında değil. Kıldığımız namazı rekat sayısına karşılık 20 cevap, 30 sevap, 50 sevap, 100 sevap hesabı yaparsak işte hakikati kaçırmış oluruz. Namazı kılacaksın ayrı. Esas bizim hayatımıza renk veren, hayatımıza hakikat boyutu kazandıran eşya ile mahlukat ile kurduğumuz ilişkinin manasına,
hakikatına, ifade ettiği gerçeğe vakıf olmak niyetiyle bakmak ve onu dünyamıza taşıyıp ona göre yaşamaktır. Hakperestçe hayatımızı yaşamak. Hakperest demek mümin demektir. Mümince hayatımızı yaşamak. İşte bu hayatın mükafatı ebedi cennettir. Herhalde neden cennet ebedi olacak? Çünkü şu kainattaki tüm hadiselerin yaratıcısına bakan yönüyle nasıl onların yaratıcısının özelliklerinin mutlak olduğunu anlayan bir mümin, o mutlaka sonsuza teslim olursa mükafatı da sonsuzun ona hoş geldin demesidir. Cennet onun için sonsuzdur. Çünkü Halık sonsuzdur. Halık ezeli ve ebedi olandır. Sen Halık'ı bulduysan sonsuzu buldun demektir. Onun için cennet ebedidir, ezelidir. Yani yaratıcısına layıktır. Şu dünya da ezeli ve ebedi olana işaret etmek için vardır. Biz de bu dünyada ne diyeceğimizi bu dünyada nasıl bir ilişki, dünya ile ilişki kuracağımızı iyi öğrenmemiz gerekir. Arkadaşlar, alo dayı. Teşekkür ederim hatırlattığın için de dayı, alo falan argo tabirleriyle çok ciddi konumuzu da beni güldürttün onun için. Lütfen biz burada çok ciddi bir mesele konuşuyoruz. Allah razı olsun. Eğer ciddiyete hürmet edersen memnun oluruz. Konumuzu dinlersen sonra da karar vermek sana ait, dinlemeye devam edersin ya da bırakırsın. Şimdi gelelim, eğer temsili fehmettinse, şimdiye kadarki anlatılan hikaye formundaydı. Temsili bir hikaye formunda anlatılıyordu. Hikmet, Kur'an-ı Kerim'deki geçen hikmet kelimesinin ne anlama geldiğinin tefsirini okuyorduk. Eğer bu temsili hikayeyi anladıysan, fehmettiysen, bak hakikatin yüzünü de gör. Şimdi burada temsildeki söylenenler neye tekabül ediyordu? Bunun en vurucu tarafı, en vurucu tarafı Allah razı olsun senden de. Biz de deliyiz de artık müsaade et de çok önemli bir cümle okuyacağız. Ondan siz de faydalanın. Ama o müzeyyen Kur'an ise şu musanna kainattır. Temsildeki o müzeyyen Kur'an, süslendirilmiş, mücevherle yazılmış Kur'an dediği şey şu sanatlı her bir parçasında sonsuz sanatlar gizlenerek yaratılmış olan kainattır. Buraya çok dikkat etmek gerekir. Başta da söyledik zaten. Bunu, bu cümleyi okumadan, temsili okuyunca insan kendisini hala bir kitap, yani yazılmış bir kitap ve dolayısıyla vahiy ve dolayısıyla sözlü vahiy dinliyor, zannediyor. Halbuki fiili vahiy ya muhatap olunuyor, fiili vahiy inceleniyor. Bu ayrımı çok net bir şekilde yapmak gerekir. Evet, birbirinden farklı değil ama bu temsilde vurgulanan nokta fiili vahiydir. Yani yaratıcının kendisini bu dünyayı yaratmak suretiyle bize tanıtmasıdır. Bu tanıtım malzemelerine, araçlarına karşı takındığımız tavır, iyi dikkat edersek biz zannediyoruz ki Kur'an'a hürmet ettik ama kainatı sekülerce çalıştık. Kainatı pozitif bilimlerin yorumlarına göre çalıştık. Kur'an'a benim itimadım var, Kur'an'a inanıyorum demem çok 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 affedersin palavradır. Demek ki bu hakikatten hiç, Kur'an'dan hiçbir şey almamışsın demektir.
Yani palavra dediğim, ya benim namaz kılmam şimdi palavra mı? Kainatı pozitivistçe çalışmak, kainatı sekülaristçe çalışmak en büyük edepsizliktir. Bu edepsiz insan ben Kur'an'a inanıyorum dese ne yazar ki? İnandığın iddiadan başka bir şey değil ki. Ben namazımı hiç kaçırmam dese ne yapar ki? Niye namaz kılıyorsun? Kime namaz kılıyorsun? Kime ibadet ediyorsun? Belli değil ki. Kültüründe Allah diye bir kavram duymuşsun. Ben Allah'a ibadet ediyorum diye korkundan ibadet ediyorsun. İbadet etmediğin zaman yanacağım diye gelenekten gelen tehditle korkuyorsun. Bunlarda iman hakikati yok. Kafir değil ama imanın hakikati yok. Onun için toptancılıkla yapılacak bir imanın, ya ben Allah'a inandım gibi veya gelenekten gelen kültürün devamı olarak imanın seni ancak ehli kitap kategorisine getirir. Yani Hristiyanlar da gelenekten gelen bir şekilde inanıp dini görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Yahudiler de öyle, Zerdüştler de öyle, Müslümanlar da öyle. Ama Kur'an'ın değerini gerçekten takdir edersek, Kur'an bu imanın içini dolduruyor. Bunu da ancak kainatın şahitliği altında gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü kainata gözünüzü yumarak Rabbi tanımak mümkün değildir. Kur'an'ı okudum diye ben Kur'an böyle yazar inanıyorum demek kurtuluş yolu değildir. Kur'an kainatın şahitliğinde konuşur. Ben şahit mahit dinlemem demek, şahit mahit dinlemeye gerek duymuyorum, ben zaten inanıyorum demek, bir yaratıcı var olduğundan eminim demektir. Bu Allah'ın varlığını bilmektir. Allah'ı bilmek değildir. Bunun üzerinde duramam. Yani Allah'ın varlığını bilmekle Allah'ı bilmek arasında duramam. Bütün sohbetlerimiz bu ikisinin arasındaki farkı vurgulamak üzere yapılıyor. Allah'ın varlığını bilmek, Allah'ı bilmek demek değildir. Onu inkar etmek demek de değildir. Ama varlığını bilmek, Allah'ı bilmek demek değildir. Allah'ı bilmek, bütün kainatın şahitliği altında o kainatta tecelli eden özelliklerin, esmanın, mutlak kaynağının, insani duygularımızın tümüyle tasdik edilerek, hissedilerek, duygularımıza vahsedilerek, aklen, kalben, hissen, ruhen tatmin olmuş bir şekilde yaşamaktır. İnsanlar bunun ve bu tür yaşamanın bir yolunda giderler. Yani sonuna birdenbire kimse varmaz zaten. Ama yönümüz bu olmalı. İstikametimiz bu olmalıdır. Evet. Peki o müzeyyen Kur'an ise şu musanna kainattır. O hakim ise hakimi ezelidir. Yani temsildeki hakim zat dediği kainatın mutlak sonsuz hikmet sahibi yaratıcısı Allah'tır. Ve o iki adam ise birisi, yani ecnebisi, ilmi felsefe ve hükemasıdır. Felsefe ilminin, felsefe hikmetinin mensuplarıdır. Diğeri Kur'an ve şakirtleridir. Kur'an ve Kur'an'ın rehberliğinde kainatı okuyan insanlardır. Evet, burada kalalım çünkü bu çok net, güzel, hakikaten insanın dünyasında tecdit yapan, yenileyen, ihya yapan, yani bir noktada inkılap yapan bir bakış tarzıdır. Bu bakış tarzını inşallah dünyamıza taşımaya çalışalım. Burada evet, Kur'an-ı Hakim açıklamaya giriyor. Neden öyle olduğunu söyleyecek. İnşallah gelecek çarşamba günü devam ederiz. Çok güzel bu 11. söz, 12. söz. Çok harika, insanın dünyasında inkılap yapan görüşler getirenlerdir. Getiren eserlerdir, tefsirlerdir. Ezbere okumamak lazım. Yani çok ciddi bir şekilde okumak lazım. Kendimize sora sora okumak lazım. Ben bundan ne yapıyorum, ben bundan ne kadar faydalanıyorum diye.
%100 faydalanmadım diye ümitsizliğe kapılmak mutlaka yanlış. İnsan tedricen tekamül eder. O şekilde yaratılmışız. Bir görürüz, iki görüş fark ederiz, üç fark ederiz derken duygularımız yavaş yavaş onunla mas olmaya başlar. O fark ettiğimiz perspektifte erimeye başlar, eğitilmeye başlar. Sonra öğreniriz. Öyle bir kimse ilk defa kendisini denize attığı zaman yüzmeyi öğrenmez. Yavaş yavaş, yavaş yavaş o yüzebilir ama yüzmeyi öğrenmediği, öyle bir eğitimden geçmediği için yüzemez, batar. Ama eğitimden geçtikçe artık biraz suyun üstünde kalmaya başlar, biraz yürümeye başlar, biraz yol almaya başlar. Kulaçlar atmaya başlar falan. Ama öyle zorluklarla eğitim görmediği için 3-5 kulaç attıktan sonra yorgun, bitkin düşer. Ama öğrendikçe suyun üzerinde balık gibi yüzmeye başlar. Hiç yorulması da artık çok geç olur. Yani suyun üzerinde yatar uyur bile insan. İşte iman eğitimi de böyle bir şeydir. İlk defa ben Allah'a inandım diye attım kendimi, hemen suyun üstünde kalacak değilim, batarım. Ama çünkü esbaba tesir vermeye devam ederim, batmak o. Ama yavaş yavaş esbabın tesirinin olamayacağını anlamak üzere sebep sonuç arasındaki münasebetlere bakıp o münasebetlerin gerisindeki işaret ettikleri hakikatlara dikkat çeke su üstünde kalmaya başlarım. Sonra yavaş yavaş evet bak burada hikmet görünüyor, alim, ilim görünüyor, rahmet görünüyor diye idrak etmeye başlayınca sanki yüzmenin şöyle biraz yol almak gibi 5-10 kulaç atmak gibi oluyor. Orada biraz hemen yoruluveriyoruz. O yoğun tefekküre devam edemiyoruz. Sonra inşallah devam ettikçe rahat rahat yüzebiliyoruz. İman ile yaşamanın lezzetlerini hissetmeye başlıyoruz. Anlıyoruz. İhtiyarlık, ölüm, kaza, musibetler bizim için hep çok güzel vesileler oluyor. Rabbimizi tanımanın yolları oluyor. Onları kızmak, onlardan şikayet etmek, bağırıp çağırmak yerine onları gülerek karşılamak oluyor. Çok çok ilginç sonuçlar veriyor insan dünyasına. Yeni ufuklar açıyor, rahatlatıyor. İnsan bunun için yaratılmış. Yani insan iman için yaratılmış diyebiliyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.